Bugün Konya ili Çumra ilçesinde Çekte Tarım'ın işletmesine konuk olduk. Çekte Tarım ortaklarından Berat Çekirdek'le beraberiz. Merhabalar. Merhaba abi. Berat Beyler bölgede hem hayvancılık hem tarımsal faaliyetlerle uğraşıyorlar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba abi. Ben zooteknist Berat Çekirdek. Abi hayvancılıkla uğraşıyoruz ama bunun yanında geçmişten gelen, dededen gelme bir tarımsal faaliyetimiz zaten evet. Bulunmaktaydı. Bundan 13 yıl öncesinde hayvancılıkla da uğraşalım diye hayvancılığa adım attık. O zamanlar 30-40 sağmalla başladığımız işletmemizi ilerleyen dönemlerde 100-120 sağırlara, 150 sağırlara çoğalttık. Ama daha sonrasında bu hayvancılık sektöründe çektiğimiz bir işçilik probleminden dolayı biz bu işi robotik yapalım diye düşündük. Ve robotik bir sisteme geçtik. Evet. 2020 yılında iki robotlu bir işletme yaptık. Daha sonrasında orada devam ederken şu anda da yeni yapımını bitirdiğimiz iki robotluk bir işletme daha tekrar yaptık. Buraya henüz bir hayvan alımı yapmadık. Bu da önümüzdeki 2-3 ay içerisinde hayvan alımı yapacağız bu noktada da. Şu anda 120 sağma olan işletmemizi 240 sağlara çıkartmaya doğru yol ilerliyoruz. O zaman robotun, yani bir robotun kapasitesi yaklaşık 60 evet sağma dinek olarak. Ortalama 60. Şu anda mevcut 120 civarında sağmanız evet. var. Tarımsal faaliyetlerden de abi, devam ediyoruz. Tarımsal faaliyetler noktasında arazimizi tamamen zaten hayvansal yemlere, kaba yemlere yönelik ekim yapıyoruz. Bunun yanında bizim tarımsal müteahhitlik kısmımız da var. Evet. Kendi işletmemizin kaba yemini karşıladığımız gibi biz gibi diğer işletmelerinde yoncasını, sapını, ondan sonra altlık olarak kullandıkları mısır saplarını bunları karşılamaktayız. Yonca silajıdır. Ot silajlarında da bulunuyoruz. Hani bu şekilde de tarımsal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yani sadece Konya özelinde değil Türkiye'nin her tarafında tabii, bu tabii. tarımsal ürünlerin sevkiyatını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Yani biz gibi diğer işletmelerinde kaba yemlerini karşılıyoruz. Peki şimdi robot sağım Türkiye'de çok yaygın değil. İşçilikten kaynaklı problemlerden dolayı işçi bulma ve kaliteli işçi bulmaktan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı böyle bir şeye yöneldiniz, robot sağıma yöneldiniz. Zaten sağmane işletmenin kalbidir. Biz hayvandan süt sağarak para kazanıyoruz. Sağmanede yaşayacağımız sıkıntılar, işte meme hastalıkları vesaire gibi işletmeyi ekonomik olarak çok geriye atıyor. Bu anlamda doğru bir hamle olmuş. Şimdi robotik sağımı tercih ettiniz. Peki geçmişte sizin hemen işletmenizin alt kısmında da eski bir işletmeniz vardı. Oradan da hatırlıyorum. Oradan robotik sağıma geçince robotun ne gibi avantajlarını gördünüz? Yani robot size ne sağladı, ne avantajlar sağladı? Abi bizim hani öncelikle geçiş aşamamız, işçilik problemini yaşamamız olmasına rağmen geçtikten sonra şunları fark ettik ki hani karşınızda 24 saat size hani şey yapan, sağım yapan ve bu noktada hayvanın her bir memesinden size bilgiler veren, hayvanın kızgınlığıyla dair bilgiler veren ve ne derseniz onu yapan, yapamadığında da yapamadım diyen. Aslında yani aranan sizi düzenli şey, olarak aynen. Uyaran bir sistem de var. Aynen yani öyle. Sizi de aktif tutuyor. Ve hani uzaktan da takip edebiliyorsunuz bunu. Evet. Telefondan olsun, bilgisayardan olsun uzaktan bağlantılarla. Ve hani ön yıkamadır, son daldırmadır bunlar hatasız ilerliyor. Evet, bu noktalarda hiçbir dezavantaj yaşamıyoruz. Ben de sağım yani şimdi işletmede serbest sağım yapıldığı için her an sağıma denk gelebiliyorsunuz. Aynen öyle. Ben de şahit olmuştum. Önce memeleri güzelce temizliyor. Yani bizim aslında işçiye her seferinde yaptırmaya çalıştığımız, aslında yaptırmakta da zorlandığımız tabii çok hani profesyonel işletmeler bunu aşmış durumda. İşçiler de çok gayet profesyonel ve yıllardır bu işi yapıyor. Ama işçi sıkıntısının problemli olduğu bölgelerde, giriş çıkışların çok olduğu bölgelerde tabii bu işçiden kaynaklanacak problemleri minimize ediyor. Hatta tamamen ortadan kaldırıyor. Kesinlikle. Dediğiniz gibi yapamadığını size uyarıyor. Ve bizim yani işletmeler için en önemlisi veri. Veri olmadan hiçbir işletmeyi yönetemezsiniz. Karlılığınızı da yönetemezsiniz. O noktada kızgınlık parametreleri, hayvanın sağıma gelip gelmediği, her sağımda kaç litre verdiği, günlük sağımda kaç litre süt verdiği gibi verileri size bildiriyor. Mevcut verimden aşağı düştüğünde de sizi uyararak bu hayvanda kızgınlık mı var? Herhangi bir sağlık problemi var? Bunu da size uyarıyor. O anlamda sürü yönetimini de açıkçası çok kolaylaştırıyor. Aynen. Dediğiniz gibi uzaktan bağlantı, mevcut teknolojilerle artık uzaktan da bağlanarak yani yurt dışında olsanız bile siz kaç tane ineğiniz sağlamış, kaç tanesi sağlamamış gibi parametrelere ya da o günlük anlık süt verimine bile ulaşıp işletmenizi takip edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Uzun yıllardır ProYem kullanıyorsunuz. Ve hani gördüğüm kadarıyla memnunsunuz da.
Proem ve bizim size verdiğimiz hizmetten bahseder misiniz? Ya şöyle diyeyim, hangi ürün olursa olsun önemli olan ürünü satın almak değil, satın aldıktan sonraki arkada durulan kısım oluyor. Evet. Proem noktasında biz teknik anlamda her türlü hizmeti alabiliyoruz. O konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu sonuçta hayvanımıza biz sadece Proem yedirmiyoruz ama diğer noktalarda da böyle dengesizliklerimiz olduğu zaman Proem'den destek istediği zaman bu desteği bize sağlıyor. Bu evet. dengemizi sağlamamızda bize yardımcı oluyor. 7-8 yıldır da Proem kullanıyoruz. Proem'den de memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Bereketli olsun diyoruz. Teşekkürler.